Yeni sisteme göre 3 günah 1 sevabı götürecekmiş artık. Desene artık üniversite sınavlarındaki gibi oldu ha Gözüm abla. Aman 3 manyak bir kocamı götürmesin de. Zaten sabah sabah Masar'ı evlendirme üçlüsünün gözü dönmüştü yine. Ah ah Ruhsar Hanım. Burada ilahi bir aşk yaşamak varken sizin gidip kenar mahalle aşkı yaşamanızı hiç anlamıyorum. Ben kocamı seviyorum Şeruh, tamam mı? Acaba o manyakları başından savabildi mi? Savabildiyse benim sihirle yapamadığımı nasıl yaptı? Nereye geldim ben? Burası neresi? Siz kimsiniz? Ayol bu bizim Reyhan değil mi? Aa evet. Yani Reyhan ölmüş mü? Ay, ne güzel burası. Kar yağmış. Ne güzel. Koş. Allah Allah. Dur bir bakayım. Arkadaşlarım benim. Siz gelir misiniz? Reyhan şu anda %100 ne ölü ne de canlı. İkisinin arasındaki sınırda. Nasıl yani? Reyhan salak olduğu için ne ölmeyi becerebilmiş ne de yaşamayı. Şu anda komada. Vücudunun büyük bir kısmı ölü. Geri kalan kısmı ise fani olarak faaliyet gösteriyor. Burası şimdi öbür dünya mı oluyor yani? Aman ne güzel. Siz peri misiniz yani şimdi? Evet canım evet. Burası da ahiretin giriş bölümü oluyor. Peki ben şimdi cennete mi gideceğim yoksa cehenneme mi gideceğim? Ha? Nereye gideceğim? Reyhan, şşt, dağlar kızı, dağlar kızı, dur bakalım şimdi günah bölümüne bakalım. Oo, Robinson Crusoe'ninkinden bile temiz, direkt cennete gidiyorsun. Direkt cennete gideceğim ha? Ama hemen gidemiyorsun cennete, %100 ölmen gerekiyor, bunun için de biraz beklemen lazım. Olsun, beklerim. Allah Allah. Ama nasıl oldu bu? Daha sabah Masar'ın evinde turp gibiydi. Gidip bir öğreneyim şunu. Vah canım vah. Tamamıyla yaşam ünitesine bağlı. Beynin ve vücudun yaşamla ilgili hiçbir direnci kalmamış. Yani ne diyeyim, iyi ki yaşam ünitesi diye bir üniteniz varmış. Allah muhafaza ya böyle bir ünite olmasaydı. Masar. Ruhsar. Hoş geldin. Tam zamanında geldim. Reyhan çok hasta, ölümcül, komada. Lütfen o cep telefonunu aletlerden uzak tutar mısınız? Aksi takdirde hastanın hayatı kapsamı alanı düşecek. Lütfen. Tamam, özür dilerim. Çıkıyorum. Uzaklaşıyorum. Ruhsar'cığım, Reyhan ölmek üzere. Hem de benim yüzümden. Biliyorum canım. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Çünkü Reyhan öbür tarafa geldi bile. Yapma ya. Reyhan öldü mü? Yani şimdi o yatakta yatan Reyhan ölü mü? Ben hastaya tekrar arayacağım. Tam olarak değil ama bu gidişle tamamen ölü olacak. Vücudunun büyük bir kısmı yaşamsal fonksiyonlarını kaybettiği için öbür tarafa geçebiliyor aşkım. Ay canına demek durum bu kadar ciddi ya. Vallahi bu kesinlikle benim yüzümden. Ruhsar'cığım bir şeyler yapmalıyız. Reyhan'a yardım etmeliyiz. Onu yaşatmalıyız. Yoksa hayatım boyunca vicdan azabı çekerim vallahi. Bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok. Reyhan'ın yaşaması ancak onun yaşama isteğine bağlı. Eğer vücudu dirençliyse kurtulur. Yoksa çok vakit yok. Burada böyle duruyoruz ama yani içim kan ağlıyor. Yani? Reyhan'ın öyle bir hastane odasında yaşam savaşı verdiğini düşündükçe içim yanıyor yani. İnşallah ölmez anneciğim. Beykum Hanım teyzeler de buradalarmış. Ne güzel. Beykum Hanım teyze ben geldim. Yani sanki şu an buradaymış gibi. Gene böyle her an bir salaklık yapacakmış gibi. Evet. Çok hoş. Birbirinden orijinal salaklıkları vardı. Reyhan başka hiçbir salağa benzemezdi. Ya Menkul Hanım teyze buradayım diyorum. Duymuyor musunuz beni? Ben Reyhan. Nasıl oldu bu? Ay çok eğlenceli. Ne güzel. Zavallı Reyhancığım. Şu anda ne kadar kötü bir durumda. Ya. Acaba başka yeteneklerim de var mı? Dur bakayım, Menkul Hanım teyzenin saçlarını değiştirebiliyor muyum? Anne, olamaz. Saçların gerzek kız çocuğu modeli oldu. Sahi mi söyledin? Bu iş biraz tanıdık birinin işine benziyor. Ruhsar, sen misin bunları yapan? Ruhsar burada mısın yoksa? Dur, bir şey daha yapacağım.
Ne oldu sana? Kızım birdenbire küçüldün. Evet anne. Eğer her şey büyümediyse... ben gerçekten küçüldüm. Ruslar, Ruslar bunları yapan sensin biliyorum. Ruslar, çık ortaya, çık. Yuhu, ne istersem yapabiliyorum ya. Ah ne güzel. Neyse, Meykut Hanım teyzeyle Firdevs'i eski hallerine döndüreyim. Güzeldim. Aa, senin de saçların eski haline döndü anne. Allah Allah. Bütün bunlar nasıl oldu acaba? Yani toplu halde halüsinasyonlar mı görmeye başladık nedir? Evet de anneciğim. Yani ikimizin de aynı anda aynı halüsinasyonu görmesi de biraz ilginç. Ben geldim aşkım. Ruslar, Ruslar sen buraya yeni mi geldin şimdi? Evet, ne oldu? Niye sordun hayatım? Ya burada acayip şeyler oluyor. Senin yaptığın sihirlere benzer sihir yapan birileri var sanki. Dur bakalım, şimdi anlarız. Bu yeni bir sihir, kaçak hayaletleri yakalamada kullanılıyor. Heh, tamam. Gizlenen kaçak hayaleti bulduk. Ay, Reyhan, bu bizim Reyhan değil mi? Evet, ben Reyhan. Sihirbazlık yetenekleri olan Reyhan. Reyhan, böyle şeyler yapman hiç doğru değil. Aa, niye doğru değilmiş? Bir kere sihir yapmak kötü bir şey değil ki. Kötü bir şey olmuş olsaydı dünyadaki sihirbazlıklar yasaklanırdı. Ay Allah. Salak. Daha fani illüzyonlarla hayaletlerin yaptıkları sihirlerin aynı olmadığının farkında bile değil. Ruslar'cığım niçin Reyhan'ı bir tek ben görebiliyorum? Annemler niçin görmüyor? Aşkım sen benden dolayı bu görme yeteneğini kazandın. Aa. Evet, şimdi de istek sihirlerine geçiyorum. Mazhar Bey, benden istediğiniz bir sihir varsa söyleyin, çekinmeyin. Bir saniye, peçete yazıp göndereyim. Ne diyorsun be? Buradan hemen kaybolup gitme sihiri yap. Hayır, onu yapamam. Yani yaparım da canım gitmek istemiyor. Yani Reyhan aklıma geldikçe çok üzülüyorum. Ah Reyhancığım, ah ah benim saf, temiz kalpli kızım. Gördüğüm kadarıyla herkes ben kaza geçirdim diye çok üzgün. Onları biraz neşelendirmek lazım. Daha hayır, 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 hiçbir şey lazım değil. Aa, yapma ya. Ruslar Allah aşkına al şu salağı götür buradan. Niye öyle diyorsun aşkım? Reyhan tam onlara göre bir hayalet oldu bence. Bana bak sen de saçma sapan konuşma. Al şu salağı götür buradan. Ya böyle bir salağın elinde sihir gücü olması... Azer Bülbül'ün porselen fabrikasında çalışmasından daha tehlikeli. Ay çok eğleniyorum. Otur. Ay ne oluyor kızlar bize böyle? Yani hadi siz genç kızsınız ama bana hiç yakışıyor mu canım? Ben koskoca kadınım. Ben de şaşırıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Allah'ım şu halde bak diye Ruslar elimden bir kaza çıkmadan şu salağı al götür buradan. Hadi tamam Eyan, tamam. Tamam dönüyoruz artık gel. Ya ama ne güzel eğleniyorduk burada ya. Bak Reyhancığım, bu kurallara aykırı. Yani senin geçici bir hayalet olarak fani tarafta bu kadar uzun süre kalman doğru mu ya? Tamam, giderim o zaman. Tamam, hadi gidin Ruslar'cığım. Sen de öbür taraftaki yetkilileri uyar. Öyle her önlerine gelene bol keseden sihir dağıtmasınlar. Allah Allah. Nedir bu ya? Nedir? Böyle şey olur mu? Cennetin sihiri deniz, almayan keriz. Tamam, tamam aşkım. Söylerim. Tamam aşkım. Tamam, hadi güle güle, güle güle. Güle güle. Ay, 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 ay. Ay, bizi sevabına durdursun bizi. Ah, anneciğim. Stop düğmemiz de yok ki. Yani basalım da duralım. Nasıl duracak? Bu bilmiyorum. Tüm Ruslar bunları durdurmayı unuttu. Neyse yorulup pilleri tükenince kendiliklerinden dururlar artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet.